Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test dördün çözümünü yapacağız. Testimiz de 7 tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda büyük dikdörtgen içinde 225 cm kare, 49 cm kare ve 36 cm karelik alanlara sahip kareler gösterilmiştir. 225 ise o zaman bunun karenin bir kenarı kaçtır? 15'tir. 49 ise burası 7'dir. E 36 ise burası da kaç yapar? 6 yapar. E hocam bunun tamamı 7 değil mi? Evet 7. Şurası 7. E şu tamam da 7 olacağından buraya kaç kaldı? 1 kaldı. Ondan sonra bunun tamamı 15 olduğundan hocam şuraya kadar kısım 15. 15 olduğundan dolayı 7, 6 daha 13 yaptı. E o zaman buraya kaç kaldı? 2 kaldı. E burası da 6 birim. Burası da 7 birim. İşte bizden şu boyalı bölgenin alanı isteniliyor. Ne yapacağız burada? Hocam iki ayrı dikdörtgen yapalım. Şunun alanı bir kenar 6 idi burası. Burası da 6. Bu 6 çarpı 1'den 6 yapar. Bir de bunun alanı. Bunun alanı ne yapacaktır? 2 çarpı 7'den 14 yapar. 2 çarpı 7'den burası da 14 yaptığına göre 14 ile 6'nın toplamı isteniyor bizden. O da kaç yapar? 20 yapar. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. Evet bir tablo var aşağı doğru böyle düşmüş. Valla ne yapacağız arkadaşlar bizden? Şuradaki x nedir diye soruluyor. Şuradaki mesafe 30'muş. E buradaki mesafe 30 burada bozulmuyor bakın. Hop şuradaki mesafe yine 30 mu? Evet 30. Şurası 30. Sonra burası 50. Hocam burası 50. 30 50 ne üçgeni 30 40 50 üçgeninden burası 40 yaptı. E, buradaki mesafe isteniyor. E, şuradaki düşey uzunluğu e, şuradaki düşey uzunluğu da bulursam sanki olay bitecek arkadaşlar. E, şuraya bakacak olursak 90'lar 2'de 2 iki, de, iki fazla yani şurası da 90 derece ya şöyle bakacak olursanız alfa beta ya da alalım. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta olduğundan şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta burası da 50 olduğundan 90'ın karşısındakiler 50 olduğundan eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 30 sa beta'nın karşısı 30. Alfa'nın karşısı 40 alfa'nın karşısı 40 çıktı. Şimdi biz neyi görüyoruz? Buranın da x olduğunu görüyoruz. E hocam toplamda şu uzunluğu bulmuş olduk. E burada D'nin zemini olan uzaklığı bulduk. Burada da D'nin zemini olan uzaklığı belli mi? Evet belli. 150 burası 50 burası. D'nin zemini olan uzaklığı 200. Burada D'nin zemini olan uzaklığı 70 artı x. O zaman buradan x böylelikle kaç çıkar? 130 olarak çıkar arkadaşlar. Yani ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle ne çıktı? B seçeneği çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Üçüncü soru ÖSYM köşesinden bir soru olduğu için uygulamadan bakarsanız Maalesef telif haklarından dolayı ben kanalımda çözemiyorum. Geldik dördüncü soruya. Evet kenar uzunluğu 12 bir olan dik dik dikdörtgen şu şekilde konumlandırılmış. Hemen şu uzunluklara bakalım arkadaşlar. Yani şurası 12 birim. Hocam 12 birimse e, o zaman burası 11 birim. E, burası da 12 birim. Şurada da 3 var. A burada x kenar çıktı. x kenar çıktığından dolayı hop tabana ait yüksekliği çizelim. Tabana ait yüksekliği çizdiğimiz zaman tabanı keş parçaya böler. 6'ya 6. 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeni. Hocam 90'lara da şu Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta'ya dalacak olursak şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Alfanın karşısı 6 iken alfanın karşısı burada 3. Yani 2'ye 1 oran var. Betanın karşısı 8 ise betanın karşısı 4'tür. Hatta burası da 3, 4, 5'ten 5 olur. Buna göre diyor köşegen uzunluğu nedir diye soruluyor. Dikdörtgenlerden birinin köşegen uzunluğu. Arkadaşlar kısa kenarı kaç bulduk? 5. Uzun kenarı kaç bulduk? 12. O zaman burası 5, 12 ise hop köşegen uzunluğu da kaç yapar? 13 yapar. Dolayısıyla dördüncü sorun doğru cevap böylelikle E seçeneği oldu. Geldik beşinci soruya. Oo kenar ortay kenar ortay. Ne hissettirdi bize? Hocam ağırlık merkezi. O zaman köşegeni çizecek olursak bak kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu. O zaman diğer kenar ortayı da ben çizecek olursam bu ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olmuş oldu arkadaşlar. E o zaman şurası ağırlık merkezi oldu. Bu da eşit oldu. Hatta bunun devamı da köşegendir ama gerek yok şimdilik. E buradaki alanlar hepsi a a a a a, a, a olmadı mı arkadaşlar? 6 eş parçaya ayrılıyordu değil mi ağırlık merkezi alan ilişkisinde? Evet. E biz sonrasında alan A'ya isteniyor bizden. Şuradakini 4 vermiş. Buna ait bir şey bulabiliriz aslında biz burada arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bakacak olursak hocam burası 2A iken burası nedir? A'dır. E hocam burası da o zaman 2 a iken şurası ne olacak? Pardon N iken burası ne olacak? 2N mi olacak? Evet 2'ye 1, 2'ye 1 oranından. Hocam burada 2 bölü 3 oran var. Yani 2N'in 3N oranı eşittir. 4 bölü 3 4 bölü ne diyelim x diyelim. 4 bölü x'den dolayı x buradan kaç gelir? 2 katı 2 katından dolayı 6 gelir. Hocam burası 6. O zaman burası da 6 oldu mu? Oldu. E şimdi bizden şu üçgenin alanı isteniyor. E büyük üçgenin alanını bulursak o da 6a. Neye eşit? 12 burası. E biz burayı da 12 bulduk. 12 çarpı 12 bölü 2'ye eşit. Buradan da a kaç çıkıyor arkadaşlar? 12 çıkıyor. Zaten bizden de a alanı isteniyor. O zaman cevabımız 5. soruda c seçeneği oldu. Geldik Altıncı soruya. Kenar uzunluğu 1 bir birim ve 4 birim olan 11 bir özdeş dikdörtgenle oluşturulan bir yapının etrafından gergin bir kırmızı ip dolaştırılmış. İşte bu ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 1'e 4 mü? 1'e 4. Hemen 1'e 4'leri yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. Şurası 6. Sonra burası 4 birim, 4 birim, 4 birim, 4 birim. Burası 1 bir birim olduğundan buraya 3 kaldı. 4, 8, 12, 15 oldu burası. Evet şurası 15. Hocam 4, 4 daha 8 burası. 8, 15, 17 üçgenden burası 17 çıktı. Sonra şurayı 17 bulduk. Toplayalım direkt. 6 artı 17 artı. Sonra hocam şurada bir, bir bir birim var. Şöyle şurada bir birim var. Artı bir artı. Hocam 4, 4, 8 bir de bir burada. 9 birim burada var. 9 artı. Şurayı bulacağız biz şimdi. Şuraya kadar kısım 5. Burası 4, 8, 12 burası. 5, 12, 13 üçgeninden burası 13 yaptı. 13 artı. Şurası da 4 birim yaptı arkadaşlar. Bunları toplayacağız. İşte bizden bu ipin uzunluğu isteniyor. Topladığımız zaman 13 ile 17'nin toplamı 30. Şu ikisinin toplamı 10. 40 etti. Şu ikisinin toplamı da 10. 50 etti. Yani cevabımız böylelikle 50 yapar. Altıncı soru doğru cevabı böylelikle D seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. Evet 90'lar havada uçuyor. alfabeteye ya da alacağız galiba. Burası 19 ise burası da 19 olacak. Yani buraya ne kaldı? 9. 9, 12, 15 üçgeninden buraya 15 bulduk. E dal alfa beta'ya alfa beta alfa beta oldu mu? Oldu. Yani şuradaki üçgenle şuradaki üçgen ne oldu arkadaşım? Tabii ki benzer oldu. e Burada benzerlik oranında şu betanın karşısındakini bulmaya çalışacağım ben şimdi. Şuraya bir A diyeyim istersen. A'yı bulursak olay bitiyor. Hadi bakalım bulalım. 90'ın karşısı 10 bölü. Benzerliği yapalım. 10 bölü 90'ın karşısı 15 eşittir. Beta'nın karşısı A bölü. Beta'nın karşısı 12'ye eşit olacak. 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3. 3 ile 12 sadeleşse 4, 4 kere 2, 8. A'yı da buradan 8 buluruz. E o zaman 8, 15, 17 üçgeninden cevap böylelikle ne buluruz arkadaşlar? 17 olarak buluruz. Yani 7. sorunun doğru seçeneği D seçeneği oldu. Aşağıda ön yüzü 3 farklı renkte olan kağıt şekilde tarif edildiği gibi sırasıyla katlanıp son durumda siyah ile belirtilen bölüm kesilip atılıyor. Arkadaşlar şöyle 3 tane bölüm var. Sonra yeşil en altta, sarı ortada ve mavi üstte olacak şekilde katlanmış böyle. Mavi en üstte. Sonra ben bunu böyle katlamışım. Sonra buradan tek katlı bir yer geldi ya. Buradan da siyah bölgeyi kesip çıkartmışım. Şimdi burada diyor ki adam bize ne diyor? Bunu tekrar açtığınızda görüntü ne olur diye soruluyor. Güzel bir soru. Böyle bir soru çıkmasını da bekliyorum arkadaşlar. Dikkat edin şimdi. Arkadaşlar öncelikle biz en son katlamayı böyle yapmıştık. O zaman bu tarafı doğru açacağız. Açalım. Yani bu tarafı doğru açmak demek ne demek? Bu doğruya göre simetriğini almak demek arkadaşlar. Bakın şu doğruya göre simetriğini alacağız. E o zaman şunun simetriği burası. Bunun simetriği burası. O zaman bizim dikdörtgenimiz şöyle bu olacak arkadaşlar. Evet. Bizim dikdörtgenimiz böyle oldu. Şimdi dikkat edin buradan mavi en üstte. Sonra maviden sonra açtığım zaman ne gelecek? Sarı gelecek. Evet sarı burada. Sonra açılışlara da dikkat edin. Bir daha açtığım zaman ne gelecek? Yeşil gelecek. Önce sarıyı açtığımızda nasıl olacak? Önce sarıyı açtığımız zaman e, şunu şunu Altta altta böyle. Yukarı doğru açıyorum. Sarıya göre simetri olacak. Bu noktanın simetriği. Burası bu noktanın simetriği. Burası. Yani şöyle bir dikdörtgen mi oluşacak arkadaşlar? Bu doğruya göre simetri oldu burası. Sonra bununki bu noktanın simetriği. Burası bu noktanın simetriği de şurası oldu. Sonra da şöyle bir dikdörtgen mi olacak? Evet. Şimdi bunun da buna göre simetriği. Çünkü en alttaki de onun altından geliyor arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru açmalıyız. Bunu da açtığımız zaman bunun simetriği. Burası bunun simetriği. Burası. Tabi bu biraz daha şeyde olacak ama neyse. Şöyle yapayım istersen. he daha net olacak böyle. Evet. Şimdi bunun simetriğini aldığında bunun simetriği burası. Bunun simetriği burası. Yani şöyle bir dikdörtgen olacak. Şöyle aynı şekilde. Bununki burası. Bununki burası. Şöyle bir dikdörtgen olacak arkadaşım. İşte bakın. Güzel bir katlama. Bu sefer değişik tarzda bir katlama. Ya bununla ilgili soruda beklediğimi daha öncesinde söylemiştim. Buna dikkat edin. Bunu arayacağız. İki tane ve bir tane şöyle ve şu şu bir tane de şöyle. Tamam. Hangisi seçenekte var? A seçeneği de var. Dolayısıyla 8. sorunun doğru cevabını da böylelikle A şıkkı bulduk. Ve böylelikle test 4'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.